Tarih 16 Haziran 1945, saat sabah 5.30. Sığınakta yer alan herkes heyecanla önlerindeki açık, uçsuz bucaksız görünen düz alana bakıyordu. Los Alamos'un 210 mil güneyinde yer alan ve Jornada del Muerto, yani ölülerin günü olarak bilinen ova, biraz sonra kopacak kıyametten habersiz, sabahın ilk ışıklarıyla sessiz ve huzurlu görünüyordu. Derken... İnanılmaz büyük bir patlama ile mahşer başladı. 20 bin ton TNT patlayıcıya eşdeğer bir güç açığa çıkaran dev bir ateş topu görüldü ilk olarak. 12.200 metreye kadar genişleyen bir mantar bulutu oluşurken gözleri yakan bir ışık, ani bir ısı dalgası ve ardı ardına gelen şok dalgaları muazzam bir görüntü yarattı. Test kuleleri buharlaştı. Bombanın atıldığı yeri çevreleyen çöl yüzeyindeki 730 metre yarıçapı alandaki kum anında cama dönüştü. Yükselen gürültü ve bulutlar insanlık tarihini atom çağına sokarken, yanındaki yetkililerle birlikte alana 9 kilometre uzaktaki sığınakta bu eşsiz gösteriyi izleyen Robert Oppenheimer, içinden Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita'da geçen şu sözleri geçirdi. "Şimdi ben ölüm oldum. Dünyaların yok edicisi." Julius Robert Oppenheimer, 22 Nisan 1904'te varlıklı bir ailenin çocuğu olarak New York'ta dünyaya geldi. 88'de Almanya'dan göç etmiş olan ailesi Yahudi kökenliydi. Babası tekstilci, annesi ise bir sanatçı, bir ressamdı. O ise hem bilim insanı, hem mimar, hem de şair olmak istiyordu. Hoş, gelecekte yaptığı şeyleri bu üçüyle de adlandırabiliriz ama ona az sonra geleceğim. 10 yaşındayken ilk şiirini yazdı. 12 yaşındayken mineralleri inceleyen bir bilim dalı olan mineralojiye merak sardı. Hatta dönemin popüler mineraloji kulüplerine onlarca mektup yazdı. Bu mektuplar o kadar güzel ve bilgiç bir dille yazılmıştı ki onun çocuk olduğunu kulüple sunum yapması için çağırdıklarında öğrendiler. Yine de o sunumu yaptı. Babasının tekstil atölyesindeki boyalarla oynamayı, onları karıştırıp yeni dokular, yeni renkler ortaya çıkarmayı seviyor ve bu his onu kimyaya yönlendiriyordu. Aynı zamanda da çok başarılı bir öğrenciydi. 9 yaşındayken hem Yunanca hem de Farsça metinleri okuyabiliyor, felsefe yapabiliyordu. Liseyi birincilikle bitirdi ve Harvard Üniversitesi'nde kimya okumaya başladı. 1925 yılında 21 yaşındayken onur derecesiyle bu bölümden mezun oldu. Ancak kimyaya olan merakı eskisi kadar fazla değildi. O günlerde kuantum fiziği ve teorik fizik bilim dünyasında popüler olmaya başlamıştı. O da bu alana merak sarmış, bu yüzden de Avrupa'ya, Cambridge'e gitmişti. Ancak burada aldığı eğitimden memnun kalmadı. Çünkü Cambridge uygulamalı fizikte bir dünya markasıydı. Ancak teorik fizik olunca konu, Cambridge o kadar da iyi bir noktada değildi. Bu yüzden de o dönem eğitim kadrosu adeta Şampiyonlar Ligi gibi olan Göttingen Üniversitesi'ne geçti. Başlangıçta teorik fiziği öğrenmekte zorlansa da ilerleyen günlerde dil öğrenen, öğreten olacaktı. 1,5 yıl boyunca burada eğitim gördü ve teorik fizik alanında doktorasını yaptıktan sonra ülkesine, Amerika'ya döndü. Şair kimliği ve edebiyata olan aşkı onun diline, anlatım yeteneğine olumlu etkiler ediyor. Bu yüzden çok iyi bir öğretmen profili çiziyordu. Amerika'da ders verdiği okullarda sınıflar dolup taşıyordu. Öğrenciler defalarca ondan ders almak için ısrarla peşinden koşuyordu. Hatta üçüncü kez ondan ders almak isteyen bir Rus kızı reddedince kız açlık grevi yapmış, bu sayede kabul etmek zorunda kalmıştı. Artık herkesin tanıdığı, sınıflarının dolup taştığı, konferanslarının önünde sıralar olduğu, makaleleri binlerce kişi tarafından okunan bir fizik profesörüydü. 1930'ların sonuna geldiğimizde dünyanın gündemi artık bilim değil, savaştı. Hitler'in hakim olduğu Nazi Almanyası Avrupa'yı birbirine katmış ve özellikle Yahudiler kaçacak yer aramaya başlamıştı. Almanya'da yaşayan bilim insanlarının önünde 3 seçenek vardı. Ya kaçacaklar, ya toplama kampında ölecekler ya da Hitler'e hizmet edeceklerdi. O ise kazandığı paranın büyük bölümünü Almanya'daki Yahudilerin kaçması için harcamaya başladı. Evet, bir Yahudiydi ama çok da dindar birisi değildi. Görüşleri daha çok komünizme yakındı. Hatta babası öldükten sonra ondan kalan mirasın büyük bir bölümünü komünist derneklere bağışlamıştı. Gerçi komünist Stalin'in yaptıklarından sonra bu görüşten biraz uzaklaşmış olsa da sola bağlı kalmış, özgürlükçü sosyalist bir kimliğe bürünmüştü. Anlayacağınız, onun savaşı sadece Hitler'le değil, faşizmleydi. Almanya'dan kaçırmayı başardığı bilim insanlarının arasında gelecekte hidrojen bombasının babası olacak olan Edward Teller ve Enrico Fermi gibi bilim dünyası için çok önemli isimler de vardı. Gelen herkes Almanya'nın bilimde ne kadar ileride olduğundan bahsediyordu. İşte bundan doğan korku artık inanılmaz boyuta ulaşmıştı. Atomun nasıl parçalanacağı artık öğrenilmişti. Ve Hitler atom bombası yapmaya sadece bir adım uzaktı. Eğer böyle bir bombaya sahip olursa da kullanmaktan asla çekinmezdi. Bu sebeple de Einstein'ın başını çektiği bir grup Amerikan hükümetine
durumun vehametini ve kritikliğini anlatan bir mektup yazdı. Ancak Amerikan hükümeti bu konuyu pek de ciddiye almadı. Çünkü ellerinde çok büyük tanklar, tüfekler, uçaklar ve bombalar vardı. Bunların hepsi sadece bir atom bombasının yanında hiçlikten ibaretti. Ancak yine de hükümetin içi çok rahattı. Onları kin, intikam ve nefretle dolduracak şey ise 7 Aralık 1941'de Japonya'nın Pearl Harbor'a yapacağı saldırı olacaktı. Bunun üzerine de bir atom bombası sahibi olabilmek için tüm zamanların en pahalı ve en kapsamlı programı olan Manhattan projesi başladı. Robert Oppenheimer'ın hem okul yıllarından tanıdığı hem de savaştan kaçmasına yardım ettiği pek çok bilim insanı bu projeye dahil olmuştu. Ancak şimdi buraya bir lider, bu projeye bir yönetici gerekiyordu. Toplanan bilim insanlarının çoğu ya Avrupalı ya da Yahudiydi. Amerikan hükümeti ise projenin başında bir Amerikalı'nın olması gerektiğini düşünüyordu. Robert Oppenheimer önerisi ortaya atıldığında biraz soğuk yaklaşıldı. Çünkü o bir teorik fizikçiydi ve laboratuvarda yeri yoktu. Hem bir Yahudiydi hem de üzerine komünizm sempatisi olan bir insandı. Amerikalı olması dışında hiçbir avantajı yoktu. Projenin başına geçebilecek bilim insanlarından bir liste hazırlandı. Hepsine tek tek teklif yapıldı, hepsi de bu teklifleri tek tek reddetti. Artık listenin en son sırasındaki isme gitmek zorundalardı. Robert Oppenheimer'a. O da başta soğuk yaklaştı. Çünkü böylesine ölümcül bir silahın yapımında çalışmak istemiyordu. Ancak atomun sırrı artık çözülmüştü. Yani onlar yapmazsa zaten başkaları yapacaktı. Hem Başkan Roosevelt ona silah kullanmayıp sadece siyasi bir koz olarak elinde bulunduracağına dair garanti vermişti. Tüm bunların arkasına da Los Alamos'taki 100 kişilik ekibin başına geçmeyi kabul etti. Hemen ardından da ulusa yararlılığının önüne geçebilecek hiçbir bağlantısı kalmamasını istediği için çevresinde içinde bir parça da olsa komünizm sevgisi olan herkesle bağını kopardı. Kısa sürede ekip kadrosu 6000 kişiye kadar yükselmişti. Bu Manhattan projesi gerçekten uzun sürmüş ve çok fazla detayı olan bir proje. Eğer bunu isterseniz de bir başka videoda anlatabilirim ancak burayı biraz hızlı geçeceğim. Projenin genel amacı zalim Almanya'yı durdurmak için bir atom bombası üretmekti. Ancak buna gerek kalmadı çünkü 1945'te Almanya teslim oldu. Proje yine de durmadı ve çalışmalar devam etti. Durmayan, teslim olmayan birisi vardı. Japon İmparatoru Hirohito. Hem zalim hem de yayılmacı bir politika izleyerek çevre ülkelere saldırmaktan çekinmeyen Japon İmparatorunu durdurma görevi de yine Amerikan hükümetine düşüyordu. Manhattan projesi çok gizli bir projeydi. Öyle ki 1945'te Roosevelt ölüp de yerine Truman geçtiğinde onun bile böyle bir projeden haberi yoktu. Ancak olacaktı. Olduktan sonra da çalışmanın hızlanması için büyük baskılar yapacak, bombayı bir an önce test etmek için elinden geleni yapacaktı. Robert da 3 yıldır çalıştığı ve uğruna 52 kiloya kadar düştüğü projeyi tamamlamak istiyordu. Sonuçta nasıl olsa kullanılmayacaktı. Biz bilime hizmet edeceğiz ancak bunun sonuçlarının nasıl devam edeceğine siyasiler karar verecek diyordu. Ve kısa süre sonra videonun başında anlattığım Trinity testi yapıldı. Bomba patladıktan sonra arkadaşlarının anlattıklarına göre Robert arkasını döndü ve çölde tek başına yürüyerek oradan uzaklaştı. Herkesin bildiği o kendisini ölüm ve dünyaların yok edicisi olarak adlandırdığı konuşma aslında bir egodan ziyade korktuğunun başına geldiği anlamına geliyordu. Nitekim öyle de oldu. 6 Ağustos'ta Hiroşima'da, 9 Ağustos'ta Nagasaki'de milyonların üstüne yağan ölümün arkasında onun parmağı, altında onun imzası vardı. Roosevelt'in sözünü Truman bozmuş, atom bombaları bir an olsun tereddüt hissetmeden, ilkinden sonra yeter demeden sadece 3 gün sonra bir kez daha kullanılmıştı başkanın emriyle. Doğruydu işte, korktuğu başına gelmişti. Atom bombasının bilimsel başarısını her zaman üstüne almıştı ancak kullanımından doğan pişmanlık ve vicdan azabı onu her zaman takip edecekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendisi bile bu bombayı şeytan işi olarak adlandırıyordu. Başkan Truman'la olan bir görüşmesinde ellerimde kan var diyordu. Vicdan azabı çekiyorum. Truman ise Oppenheimer'ın kan var dediği o elleri sertçe sıkıyor ve siz canınızı sıkmayın. O kan benim elimde diyordu. Bırakın ben endişeleneyim. Artık savaş bitmişti. Ancak ok yaydan çıkmış ve dünya ülkeleri inanılmaz bir silahlanma yarışına girmişti. Lider Amerika ise asla geride kalamazdı. Öncü olmak her zaman en iyisini, artık silahın en iyisi neyse, elinde bulundurmak zorundaydı. Bu yüzden de Robert'ın da içinde bulunduğu Atom Enerjisi Komisyonu'na yeni bir bomba emri verildi. Daha büyük, daha güçlü ve daha yıkıcı bir bomba. Gerçekten de öyle bir bomba vardı, yapılabilirdi. Ancak onun önünde çok büyük bir engel vardı. O da Robert Oppenheimer'ın kendisiydi. Hatta ona göre bu silahlanmanın önüne geçilmeli ve uluslararası bir kurul tarafından bunlar denetlenip sınırlandırılmalıydı. Japonya'ya atılandan 1000 kat daha güçlü olan ve Edward Teller tarafından üretilen hidrojen bombası Marshall Adaları'nda denendiğinde artık her şey için çok geçti. Aynı dönemde Los Alamos'ta bir casus olduğu iddiaları gezmeye başladı. Hem komünizm geçmişinden hem de silah yapımına engel olmaya çalışmasından dolayı Robert'ın Sovyet casusu olabileceği düşünüldü. Evine ve arabasına ses kayıt cihazları yerleştirildi. Her adımı takip edildi, telefonları dinlendi. Zamanında savaştan kurtardığı ve hidrojen bombasının babası olan Edward Teller, Robert için bizi yavaşlatıyor raporu verince artık bardak taşmıştı. 1954'te Amerikan hükümeti casusluk sebebiyle hakkında soruşturma açtı. Zamanında Amerika'ya mutlak galibiyeti getiren adam bugün hain damgası yiyordu. Kendini savunmak ve hain olmadığını kanıtlamak zorundaydı. Başaramadı. 1955'te güvenlik izinleri iptal edildi. Yani güvenilmez adam damgası vuruldu. O da bilimsel başarımdan
yaptığımdan gurur duyuyorum ancak sonuçlarından çok pişmanım ve vicdan azabı çekiyorum diyerek görevinden istifa etti. Ömrünün geri kalanını Princeton Üniversitesi'nde Einstein'la birlikte fizik çalışmaları yaparak geçirdi. Ama bir hain olarak ölmedi. 62'de Kennedy iadeye itibar yapabilmek için onu Beyaz Saray'dan Nobel ödülü kazanan kişilerle birlikte yediği yemeğe davet etti. Bir sonraki Başkan Johnson tarafından da kendisine Fermi ödülü verildi. Yani bir Amerikan kahramanı olduğu hükümet tarafından tekrar kabul edildi. Einstein'a göre onun en büyük sorunu kendisini hiç sevmeyen Amerikan hükümetini çok sevmesi ve bu vatanseverliğin onun dahiliğinin önüne geçmesiydi. 1967'de ömrü boyunca durmaksızın içtiği sigara yüzünden gırtlak kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Yine de korktuğunun başına geldiğini söylemem gerek. Bugün 9 ülkede atom bombası, 6 ülkede ise hidrojen bombası var. İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini hatırlasak da onun yarattığı duygusal yıkımdan çok uzaklaşmış durumdayız. İşte bu dünyayı 3. Dünya Savaşı'na girme konusunda hiç çekinmeyecek duruma getirdi. Evet, bugün Robert'ın da istediği gibi uluslararası kuruluşlar bu silahlanmaları denetliyor. Ancak olası bir savaş durumunda ülkelerin ya da kıtaların yok olmasının önüne geçebilecek hiçbir şey yok. Robert gerçekten pişman olduğumu bilinmez. Ancak söylediği gibi ölüm olduğu kesin. Peki sizce Robert devletinin ona verdiği görevi yapan bir vatansever miydi? Yoksa ellerinde kan olan bir cani mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.